Bir büyücü düşünün. Bir köy için. Özellikle de bebekler için en fazla ne kadar korkutucu olabilir? Benden çok istediğiniz o Bitlisli Belkıs efsanesiyle bu videoda karşınızdayım. Kanalım ve videolarım hoşunuza gidiyorsa videoya başlamadan önce abone olursanız çok sevinirim. Ve bu videoya da like ve yorum atarsanız ayrıyeten daha da sevinirim. Şimdi isterseniz yavaş yavaş Bitlisli Belkıs'ın hikayesini anlatmaya başlayayım. Türkiye'nin paranormal olaylarının içerisinde belki de en üst sıralarda olan Bitlisli Belkıs efsanesi. Bu hikaye dilden dile dolaşarak halk arasında büyük ilgi uyandırmış ve zaman içinde korku ve merakla çevrelenmiştir. İddialara göre bu hikaye köydeki bebeklerin sakat doğmasıyla başlar ve bazılarının söylediğine göre bu bebekleri kaçırdığı iddia edilen Belkıs'ın evine giren köylüler bir takım olaylar yaşar. 60'lı yılların ortalarında Bitlis'te meydana gelen birçok bebeğin bedeninin eksik veya hastalıklı doğması gibi sorunlar nedeniyle köylüler bir belanın üzerine çöktüğünü düşünürler. Bunun üzerine Belkıs anadan yardım isterler. Bitlisli Belkıs köylülere yardım edebileceğini söyler. Köylülerin işledikleri günahlar nedeniyle başlarına bir bela çöktüğünü ve her ailenin hastalıklı bebeğini kendisine getirmelere gerektiğini söyler. Buna şahit olan bir kişinin anlattığı olay şu şekildedir. Ben kendisini bir defa gördüm. Onun mübarek biri olduğuna ve ilmine de bu sayede şahit oldum. Bir gece yeni hastalıklı doğmuş olan bebeklerden biri yine ona götürüldü. O da diğer bebeklerin analarını kendi bahçesine çağırdı. 10-12 tane kadın Bitlisli Belkıs'ın evinin bahçesinde oturmuş, ellerinde Kur'anlar Belkıs'ın söylediği ayetleri okuyorlardı. Onlar bunu yaparken Belkıs ana da yeni doğmuş ve iki gözü de yerinde olmayan bebeği köylülerin önünde bir eşiğin içine koydu. Bebeğin gözlerinin olması gereken yerlere göz şekilleri çizdi ve tuhaf yazılar yazmaya başladı. Ardından da hiç duymadığım şeyler gittikçe yükselen bir sesle okumaya başladı. O sırada siyah bir gölgenin bebeğin yattığı beşiğe geldiğine ben de dahil oradaki herkes şahit oldu. Bu siyah gölge çocuğu alarak hızla götürdü. Oradaki herkes, ben de dahil, kaçtık. Çığlık çığlığa dağılmıştık. Hiçbirimiz böyle bir olaya daha önceden şahit olmamıştık. Bu gölgenin ne olduğunu kimse bilmiyordu. Bitlisli Belkıs tarafından alınan bebeklerden birisinin babasının verdiği ifade de şu şekilde. İki bebeğimiz olmuş, ikisi de hastalıkta doğmuştu. Bebeklerimden birinin hem elleri hem de kolları yoktu. Diğerinin ise derisi yılan derisi gibi, dili ise tıpkı yılanlarınki gibi çatallıydı. Bitlisli Belkıs olarak bildiğimiz ve bizim gibi hastalıklı bebeği olanları iyileştiren bir hoca olduğunu öğrenince onun köyüne giderek durumu anlattık. Bizden para veya başka hiçbir şey istemedi. Ama bizden yeni doğmuş olan ve derisi yılan derisine benzeyen bebeğimizi istedi. Üzerimizdeki belanın, lanetin gitmesi için ona vermemizi, Allah'ın izniyle bundan sonra doğacak olanların sağlıklı olacağını söyledi. Bir domuzun derisini yüzerek ona getirmeme, aynı zamanda domuzdan akan kanı her akşam yatsı namazından sonra birer kaşık içmemizi söyledi. Dediklerini yapmıştık. Domuz kanını hangi gece içsek sabaha kadar evin içinde bir takım ayak sesleri duyuyorduk. Sanki birileri kaçarcasına evin içinde koşturuyordu. Karım uyurken kendi kendine Bismillah diye bağırdıktan sonra Allah'a küfürler ederek uyanıyordu. Sonrasında söylediği tarihte bebeğimi ve domuzun derisini Bitlisli Belkıs'a götürdüm. Evinde bizim gibi hastalıklı bebekler olan aileler doluydu. Getirdiğim domuzun derisini yeni doğmuş olan bebeğin üzerine sardı. Derinin üzerine bir takım Arapça harfler yazdı. Bunu yaparken bana dönerek oğlunu bu belayı kaldırmak için feda ediyor musun diye 3 kere sordu. Ben de ediyorum diyerek çaresizce cevap verdim. Odadan siyah bir gölge gelerek beşikteki domuz derisine bağlı bebeği alarak götürdü. O gölgenin ne olduğunu anlamadım. Ama odadaki kadınlar da erkekler de bağırışarak kaçtılar. Köylülerin çocukları ellerinden alınmıştı ve yıllar geçmesine rağmen yeni doğan çocukların hepsi hastalıklı olmaya devam ediyordu. Bunun üzerine halk toplanır ve Bitlisli Belkıs'ın evine giderler. Fakat Bitlisli Belkıs evde yoktur. Anlatılanlara göre eve girdiklerinde şahit oldukları şeyler birçok kişinin o köyü terk etmesine neden olmuştu. Çünkü Bitlisli Belkıs'ın evi sanki yıllardır kullanılmamış gibi içerisinde kimse yaşamıyor gibiydi. Evde bulunan eşyaların üzerine kalın bir toz tabakası kaplamıştı. Belkıs anadan hiçbir iz yoktu. Bu çocuklara ne olmuş, bu kadın nereye gitmişti? Bu konuda jandarma kayıtlarında köy muhtarının anlattıkları şöyledir. Köylüler sinirliydi. O kadar insan başlarındaki bela kalksın diye evlatlarını feda etmiş fakat hayatları daha da kötüye gitmişti. Çevre köylerden toplanan 20-30 kişi kapımı çalarak Bitlisli Belkıs'ın evine giderek yanlarında olmamı söylediler. Ben de köylülerle birlikte Belkıs'ın evine gelerek ona seslendim. Kapısı kilitliydi. Açan da olmadı. Biz de kapıyı kırarak içeri girdik. Yanımdakiler hay Allah diyerek korkuya kapıldı. Evde sanki hiç kimse yaşamıyor gibiydi. Daha birkaç gün öncesine kadar herkesin girip çıktığı bu ev tamamen terk edilmiş gibiydi. Eşyaların üzerine toz kaplamıştı. Biz de bu durumu acilen jandarmaya haber verdik. Jandarma yaptığı incelemelerde bu şekilde bir kadının varlığına dair hiçbir resmi evrak bulamadı. Belkıs bölgedeki birçok insanın hayatını karartmasına karşın neredeyse hiç yaşamamış gibiydi. Bu nedenle bu olaylara şahit olmuş birçok insan, Belkıs'ın çocuk sahibi olamayan ailelere yapmış olduğu büyüler sebebiyle bu topraklara gelmiş insan şeklinde bir cin olduğunu düşünüyor. Bitlisli Belkıs'ın büyülerinde kullandığı ve bir ekip gölgeler tarafınca insanların gözü önünde götürülen evlatların ne olduysa hala bilinmiyor.
Köylüler yaşanan gizemli olaylardan sonra jandarmayı çağırarak durumu resmi makamlara taşıdılar. Ancak jandarmanın incelemesi sonucunda köyde Belkıs adında birinin hiç yaşamadığı tespit edilir. Bu sonuçta Bitlisli Belkıs'ın gerçek kimliği ve varlığı konusunda daha fazla soru işareti yaratır. Gelelim hepinizin merak ettiği o soruya. Bitlisli Belkıs ana efsanesi gerçek mi? Bu konuda kesinlikle kesin bir bilgim yok ama şunu söyleyebilirim. Burada anlatılan her şey köylülerin duyduğu, bize aktardığı şeyler. Yani hiçbirisini birinci ağızdan duymuyoruz. Bu olayları yaşamış, görmüş insanların hiçbir yerde de kaydı yok. En önemlisi de Belkıs ana diye birisinin jandarmada da devlette de kaydı yok. Yani bu olayın yaşanmış olma ihtimali baya baya düşük. Bizim halkımız korku öğelerini ve paranormal olayları çok sevdiği için bunu da abartmayı seviyorlar. Bana kalırsa böyle bir olay asla yaşanmadı. Evet, bu olayı ben bilmiyordum fakat biraz araştırdıktan sonra bana çok inandırıcı gelmedi. Ama umarım videoyu beğenmişsinizdir. O zaman bugünlük benden bu kadar. 30 bin abone için şimdiden çok çok teşekkür ederim. Videoyu eğer ki buraya kadar izlediysen sana bir duyurum var. Katıl üyeliklerimiz bildiğiniz gibi açık ve katıl üyeliklerini alırsanız sizin için, yani katıl üyelerime özel olarak attığım videolara erişebilirsiniz. Bu videoları buraya atmama sebebim biraz sakıncalı olması. Eğer ki daha fazla içerik için ve ayrıcalık için kanalıma katılmak isterseniz çok çok sevinirim. 10 TL'den başlayıp 300 liraya kadar çıkıyor. İstediğiniz seviyeyi alabilirsiniz. En düşük 10, en fazla 300. 10 liralık da alsanız, 300 liralık da alsanız bütün özelliklerden yararlanıyorsunuz. Merak etmeyin, onda bir kısıtlama yok. Duyurum bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Kanalım şu an büyüme aşamasında ve attığınız her like, her yorum ve olduğunuz tabii ki de her abonelik benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. O yüzden abone olmayı sakın unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.